Bakın, iğneden ipliğe zam gelecek ve ödenen kiraya %20 stopaj gelecek. Aklınıza gelen her şeye vergi gelecek. 226 milyar lira. Plan bütçeye bunu getirecekler. O plan bütçe geçen sene yandaş müteahhitlerin 660 milyar lira kesinleşmiş vergisini affetti. Orada 226 milyon için emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin gırtlağına çökenler 660 milyarı yandaş müteahhitlere affettiler. Bunu herkesin insafına, vicdanına sunuyorum. Şimdi ne yapacağız? Birisi çıkıp tek başına bir şey deyince sesini duyuramıyor. Emekliler örgütlenmişler, seslerini duyurdular. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Biz baktık ki emeklilere sorayım. 10 bin lira maaşla geçinebiliyor musunuz? Hayır. Ne diyorlar? Geçinemiyoruz diyorlar. 15 bin lira kiram var diyor. 10 bin lirayla geçinemiyorum. Asgari ücret 17 bin lira. İki tane çocuk var. Eşi var. 17 bin lira maaş var. Açlık sınırı 20 bin lira. Çay üreticisi Rize'den seslendi Erdoğan'a. Geçinemiyoruz diye. Buğday üreticisi Edirne'den, Adana'dan seslendi. Geçinemiyoruz diye. 2 bin lira öğrenim kredisi verilen öğrenci sesleniyor. Geçinemiyoruz diye. Siftahsız esnaf sesleniyor. Geçinemiyoruz diye. Ne yapacağız? Dedik ki sizi duyuyoruz. Duyduk. Anlatacağız. Anlattık. Anlattık ama anlatamadık. Madem ki kimse anlamıyor, geçinemiyoruz. O zaman hepinizi koca eline bekliyoruz. 30 Haziran günü emeğin başkenti Kocaeli Gebze'de asgari ücrete zam mı söke söke almak için, emekliye zam mı söke söke almak için, çaya, buğdaya zam mı almak için, geçinemeyenlerin sesi olmak için bütün geçinemeyenleri Gebze'ye bekliyoruz. Sizi duyuyoruz. Sesinizi duyurmaya geliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın emeklinin ve emekçinin mücadelesi.